Şu anda tahta ile alakalı bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben bugün sizlere Cornell tekniğini anlatacağım. Cornell tekniği nedir? Ne zaman yapılmıştır? Hangi amaca hizmet ediyor? Bizim ne gibi, bize ne gibi faydalar olur? Hangi alanlarda kullanabiliriz? Bunları sizlerle paylaşacağız. İnşallah 20 dakika, 25 dakika boyunca güzel bir sunum olur. Arkadaşlar biliyorsunuz ki öğrenmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi de not tutmaktır. Bizler eğer bir kişiden, yani okulda olabilir, ileride büyüdüğümüzde toplantı olabilir, herhangi bir seminer olabilir, sunum olabilir. Bu gibi yerlerde doğru bilgiyi alabilmek ve öğrenebilmek için yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi doğru not tutmaktır. Ayrıca da şu anda biliyorsunuz uzaktan eğitimlerimiz devam ediyor. Grup derslerimiz devam ediyor. Öğretmenler burada tek taraflı anlatıyor. Sizlerin en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise doğru not alamamak olabilir diye düşündüm. O yüzden sizlere bugün bu konuyu paylaşacağız. Sizler uzaktan eğitimlerde, grup derslerinde ne kadar doğru ve etkili notlar alırsanız, almayı öğrenirseniz hem derslerde dinleme seviyeniz o kadar yükselir, hem de doğru notları aldığınız için ileride öğrenme şartları daha yüksek olur. Sorular geliyor, onlara bakacağız gençler. Tamam. Evet, dedik ki öğrenmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi not tutmaktır. Arkadaşlar peki not tutmak nedir? Not tutmak, herhangi bir anlatıcının söylediği her şeyi kelimesi kelimesine yazmak, son sürat elimiz çalıştırarak ona yetişmeye çalışmak mıdır? Hayır, böyle bir şey değildir. Not tutmak, karşımızdaki anlatıcının önemli gördüğü, vurguladığı yerleri yazmaktır. Not tutmak neden her şeyi, karşımızdakinin her söylediği şeyi yazmak değildir? Çünkü şöyle, ortalama bir konuşmacı dakikada yaklaşık 125 kelime yazar, söyler. Sizler bu 125 kelimeyi yazmanız bir dakikada çok fazla mümkün değildir. Yazmaya çalışırsanız hem ellerinizde kocaman bir karalama kağıda sahip olursunuz, hem de o sırada anlatıcının anlatmış olduğu birçok şeyi özümseme veyahut da kavram açısından sıkıntı yaşarsınız. Peki bu notları biz tuttuk. Doğru notları da tuttuk. Bunları peki nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar notların en iyi öğrenme yöntemlerinden bir tanesi de şudur. Tuttuğumuz notları tekrar etmek. Çünkü bilişsel seviyedeki öğrenmelerin en büyük kalıcılığını en çok artıran şey tekrar etmektir. Düzenli olarak tuttuğumuz notları bizler tekrar ettikçe bilgi bizde daha çok kalacak. Peki tekrar etmek neden önemlidir arkadaşlar? Tekrar etmeyen insanlar ilerleyen süreçlerde notları akıldan çok çabuk bir şekilde uçup gider. Şöyle bir araştırma yapmışlar. İnsanlar dinlediklerinin %70'ini bir saat içerisinde, %80'ini ise bir gün içerisinde unutmuşlar. Yani bu da şu anlama geliyor. Ortalama olan insanlar çalıştığı şeyleri, notları tekrar etmezlerse bir saat içerisinde yaklaşık %70'ini, bir gün içerisinde ise yaklaşık %80'ini unutacaklar. Yani siz tekrar etmezseniz bir konuyu bir hafta sonra tekrar çalışmak zorunda kalacaksınız gençler. Evet, Cornell tekniği nedir arkadaşlar? Cornell tekniği aslında Cornell Üniversitesi'nde Walter Pauk tarafından 1949 yılında geliştirilmiş bir tekniktir. Şimdi böyle bakarsak yaklaşık 70 yıl önce geliştirilmiş bir teknik ve Avrupa'nın birçok yerinde hala çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama ülkemize bakıldığında bu tekniği çok fazla bilmiyoruz. Eminim ki sizler de şu anda yaklaşık katılımcı olarak baktığımızda büyük bölümünüz Cornell tekniği belki de ilk kez duymuş oluyor. Fakat Avrupa'daki birçok kitaplar şu anda basılırken bile Cornell tekniğini baz alarak basıyorlar. Fakat ülkemizde bu konuda da bir zayıflık var. Tekniği uygulamak içinse herhangi bir özel materyale, herhangi özel bir eşyaya vesaire bir şeye ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey ekranda da gördüğünüz gibi sadece bir A4 kağıdı arkadaşlar. Bir A4 kağıdımız varsa elimizde, bunu yapacağımız işlemler çok basit. Öncelikle yukarıdan biraz bir boşluk bırakıyoruz ve bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra bu çizgiden aşağı doğru biraz bir çizgi çekiyoruz ve alt çizgiyi de çekiyoruz. Bu kadar. Biz bunu oluşturduğumuz zaman A4 kağıdımız yaklaşık 4 bölmeye bölünmüş olacak ve biz bunun her kısmını farklı farklı inceleyeceğiz. Şöyle bir siz de bakın arkadaşlar istiyorum.
A4 kağıdımızı dörde böldükten sonra bunun her bölmesini farklı amaçlar için kullanacağız sevgili arkadaşlar. En üst başlık kısmına, bu tarafa, sol sütuna. Sol sütunu genelde dar yapıyoruz. Yani sağ kısma göre dar olacak. Buraya anahtar kelimeler başlığını koyuyoruz. Sağ taraftaki sütuna, yani geniş olan sütuna ise detaylı açıklamaların olduğu bölümdür. Aşağısı kısımsa özet bölümdür arkadaşlar. Siz şöyle bir inceleyin, ben de sorularınıza bakayım. Herhangi bir ses problemimiz yok sanırım. Evet arkadaşlar, devam edelim. Sağ sütunda olan detaylı açıklamalar kısmında anlatıcı bir öğretmen veyahut da herhangi bir kişinin anlattığı şeylerden dinlediklerimizi, problem çözümlerini, grafikleri veyahut da detaylı bilgileri yazdığımız kısımdır. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de şu. Anlatıcı konuyu size anlatırken nereyi daha çok vurguluyor? Nerelerle alakalı daha çok örnekler veriyor? Veyahut da nereleri sürekli tekrar ediyor? Bunları takip edeceğiz. Çünkü neden? Buralar o konuyla alakalı önemli kısımlardır. Bu o konuda bilmeniz gereken yıldızlı olan noktalardır arkadaşlar. Siz anlatıcının size anlatırken vurguladığı, örnek verdiği, sürekli tekrarladığı yerleri, önemli olan kısımları mutlaka ve mutlaka bu detaylı açıklama kısmına not ediyorsunuz. Dinlerken herhangi bir soru aklımıza gelebilir, aklımıza bir şey takılabilir. O sırada bizim yapacağımız en kolay ve en uygun şey şudur. Bir soru gelirse hemen bu kısma kısa bir şekilde not alabilirsiniz. Hemen o anda anlatmak tabii ki hani şu anda sizinden öğretmene hemen soru sormak, hemen bir cevap alma şansınız yok. O yüzden aklınıza bir gelen soruyu hemen kısa bir şekilde not alıyorsunuz. Daha sonra da sen şöyle bir bakın. Bilgileri, dinlediklerinizi, grafikleri vesaire hepsini yazarken lütfen bütün her şeyi yazmaya çalışmayın. Eğer sizler her şeyi yazmaya çalışırsanız asla ve asla doğru notları alamazsınız arkadaşlar. Ve bilgi karmaşası çok fazla olur. Evet, sıra geldi şimdi. Sayfamızın sol sütununda kalan anahtar kelimeler kısmına. Arkadaşlar bu sol tarafta kalan anahtar kelime kısmı ders bittikten sonra mümkün olan en kısa sürede, yani ders bittikten sonra siz en müsait olduğunuz 15 dakika, 1 saat içerisinde dersle alakalı o biraz önce açıkladığımız sağ taraf vardı ya, oradaki önemli bilgilerden yola çıkarak tek kelimelik veya iki kelimelik anahtar kelimeler çıkartıyorsunuz. Ve bu anahtar kelimeleri sol tarafta o dar yapmış olduğumuz kısma yazıyorsunuz. Bu bizim peki ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bu anahtar kelimeler bizlere şu faydayı sağlayacak. İleride biz tüm sayfa okumak yerine sadece anahtar kelimeler kısmına bakacağız. Ve anahtar kelimeler kısmına baktığımızda o tüm sayfayla alakalı çıkarımlarda bulunabilecek seviyeye geleceğiz. Bunun için de anahtar kelimeleri yazarken bu kelimelerin bize anlam ifade etmesi çok önemli arkadaşlar. Yani buraya çıkartacağımız anahtar kelimeler konunun özeti olacak ve bizim için bir anlam ifade edecek. Biz o kelimeye baktığımız zaman demek bu, bundan ben şu çıkarım yapabilirim diye kendi kendimize fikirler üretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu anahtar kelimelerin işlevselliği düşecektir. Diyelim ve devam edelim. Anahtar kelimeyi çıkarmakta ilk başlangıçlarda biraz sorun yaşayabilirsiniz. Belki yanlış anahtar kelimeler de çıkartacaksınız ama Cornell tekniğini pratik ettikçe, yani uygulamaya çalıştıkça zamanla anahtar kelimeleri göreceksiniz ki çok rahat bir şekilde oluşturabiliyorsunuz ve o kadar isabetli notlara değinmiş olacaksınız gençler. Evet. Arkadaşlar başlık kısmına genelde dersin adını, konuyu, o günkü işte başlığı, tarihi veyahut da kaçıncı ders olduğu gibi konuları yazmak için kullanıyoruz. Özet kısmına gelecek olursak, özet kısmının en püf olan noktası şurası gençler.
tamamen sizin kelimelerinize ait olacak. Yani öğretmen anlattığı şeyler alacağız bunu, kendimizce harmanlayacağız ve oluşturacağız. Örnek verirsek, ders bittikten sonra yanındaki arkadaşına, annene veyahut da başkasına bu dersi nasıl anlatırsın? Dersle alakalı nasıl bilgiler verirsin? Bunları düşünerek özet kısmını, çok pardon, özet kısmına yazıyorsunuz gençler. Evet, şöyle tekrar bir Cornell tekniğimize bakacak olursak, yukarıda başlık vardı. Neydi bu? Dersin adını, konusunu, başlığını, işte kaçıncı ders olduğunu, tarihi gibi bilgileri yazdığımız kısımda gençler burası. Anahtar kelimeler kısmındaysa öğretmenin bize anlatmış olduğu konunun tam böyle ana başlıkları olacak birkaç kelimeyle yazabileceğimiz sözcüklerden oluşuyordu. Sağ taraftaki detaylı açıklamalar kısmıysa dersi anlatan veyahut da sunum yapan veyahut da herhangi bir şekilde bize anlatan birisini dinlerken onun vurguladığı, tekrarladığı, en çok örnek verdiği yerleri, yani konunun detay olan, önemli olan noktaların yazdığımız yerler. Burası biraz daha uzun oluyor gençler, tamam mı? Daha sonra alt kısma gelecek olursak, özet kısmı vardı. Özet kısmıysa püf noktası tamamen bizim kelimelerimizden oluşması ve diğer başka birisine biz bu dersle alakalı ne anlatırız, ne anladık, ne öğrendik, bunu nasıl anlatacaksak onlara yazdığımız kısımdı gençler. Tekniğimiz böyle. Tekrar bakacak olursak sadece bir A4 kağıdımız var. Üstten biraz boş bırakarak çizgi çekiyoruz. Şöyle görüyoruz. Ondan sonra orası başlık kısmını oluşturuyor. Sonra bir dikey sütun çekiyoruz. Ve sonra altından da bir yata yapıyoruz. Burada oluştururken sizden ricam şu. Başlık kısmı dar olabilir. Özet kısmı birazcık alt taraf geniş olsun lütfen. Ve sol sütun, anahtar kelime sütunu sağ taraftaki detaylı açıklama sütununa göre daha dar olacak gençler, tamam mı? Bu bizim için önemli bir noktalardan nokta. Şimdi devam edelim. Cornell not etme taktiği, yani tekniği, organize etme ve özetleme açısından oldukça önemli ve faydalıdır gençler. Eminim ki eğer siz şu ana kadar bu teknikle tanışmadıysanız veyahut da kullanmadıysanız sizlere tavsiyem ve önerim bunu kullanmaya çalışın. Pratik etmeye çalışalım, yapmaya çalışalım. Ve zamanla bu tekniği kendimize yedirelim. Çünkü bu teknik sadece bugün değil, ilerleyen zamanlarda da bizim çok fazla işimize yarayacaktır gençler, tamam mı? Evet, şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim biz başlığımızı yazdık. Detaylı açıklamalarımızı yazdık ders sırasında. Dersten sonra anahtar kelimeleri çıkardık ve özet kısmını da oluşturduk. Peki biz bu notları nasıl tekrar edeceğiz? Arkadaşlar yapacağımız şey basit. Elimizle veyahut da herhangi bir şeyle detaylı açıklamalar kısmını tamamen kapatıyoruz. Hani biz anahtar kelimeler oluşturmuştuk ya, oraya bakınca bazı çıkarımlar yapacaktık. İşte burada tam olarak buna bakıyoruz. Biz detaylı açıklamalar kısmını tamamen kapattığımızda sadece anahtar kelimeler kısmına bakarak acaba orayı çıkartabiliyor muyuz? Yani anahtar kelimelere yazmış olduğumuz birkaç sözcüğe bakıp detaylı açıklamayla ilgili bilgilere ulaşabiliyor muyuz? Eğer birkaç deneme yaptık ama ulaşamıyorsak o zaman bize şöyle bir eksiklik oluşmuştur gençler. Detaylı açıklama kısmına yeteri kadar tekrarımız yoktur veyahut da bir göz atmamız gerekiyordur. O yüzden burada yapacağımız olay anahtar kelimelere bakıp detaylı açıklamalara ulaşana kadar sürekli detaylı açıklama kısmını tekrar etmektir, öğrenmektir. Onu öğrendikten sonra artık biz elimizi detaylı açıklama kısmına kapattığımızda anahtar kelimelerden bakıp detaylı açıklamalar çıkartabilecek seviyeye geleceğiz. Ve bu da bizim öğrenme anlamında çok yüksek şekilde verim almamıza katkı sağlayacak gençler diyoruz. Evet, devam edelim. Bu tekniği nasıl uyguluyoruz? Arkadaşlar şöyle, kurucu olan yani bu tekniği bulan Walter Pauk 6 adımdan incelemiş. Nelerdir bunlar? Kaydetme, kısaltma, tekrarlama, yansıtma, gözden geçirme ve örnekleme. İşte gelin arkadaşlar birlikte bu konunun yani bu başlıkların biraz daha detaylarına göz atalım. Birinci basamak olan kaydetme açısında, kaydetme basamağında dinleme sürecinde, süresinde yani biz anlatıcı bize bir şeyler anlatırken
bizim için önemli olduğumuz düşünceleri kaydettiğimiz, yani o detaylı açıklamaları yazdığımız kısım olan basamak arkadaşlar. Okey. Unutmuyoruz ki burada kaydederken her şeyi yazmaya çalışmıyoruz. Arkadaşlar karşıdaki anlatsın, bir cümlesini bitirsin. Sonra biz kendimize kafamızdan o an soralım. Bunun neresi önemli? Veyahut da bu cümle niye anlatıyor? Daha kısa bir şekilde bunu, yani o uzun cümleyi anlatabilmek için daha kısa bir halde nasıl yazabilirim? Kendimize bunu mutlaka sormalıyız ve kaydetme aşamasında bunu bol bol kullanmalıyız. Çünkü her sözcüğü yazmaya çalışırsanız dersi kaçırırsınız ve sonuncuda da birçok elinizde gerçeği yansıtmayan not olur. Kısaltma. Arkadaşlar kısaltma aşaması anahtar kelimeleri oluşturduğumuz yer. Yani sol sütuna yazdığımız yer vardı ya, orası. Burada yine söylemek istiyorum ki anahtar kelimeler bizlere bir şeyler ifade ediyor olmalı. Yani biz anahtar kelimeye baktığımız zaman geneli yoğurlayabilmeliyiz. Yani genel hakkında bir fikir sahibi olabilmeliyiz. Birkaç sözcükten genel hakkında bilgi olmamız bizim için çok önemli. Anahtar kelimenin püf noktası burası. Mümkün olduğu kadar birkaç sözcük yazacağız sol sütuna, ama o birkaç sözcükle de geneli anlayabilecek seviyeye ulaşmış olmamız gerekiyor. Okey. Üçüncü basamağımız tekrarlama basamağı gençler. Burada biraz önce size anlatmıştım. Sağ sütuna elimizi kapatıyoruz. Sol sütunda, hani biraz önce kısaltma kısmında, yani anahtar kelimeler oluşturduğumuz yere bakıp sağ tarafı anlamaya çalışıyorduk ya. İşte o basamağın adı tekrarlama basamağı. Arkadaşlar sağ tarafı elimizi kapatıp sol sütuna bakarak, anahtar kelimelere bakarak sağ tarafı anlıyorsak veyahut da oradaki birkaç sözcükten genel bilgiyi çıkartabilecek kadar seviyeye geldiysek, işte biz o zaman o konuyu yeteri kadar tekrar ettik anlamına gelir. Ama eğer hala eksiğimiz varsa, anahtar kelimelerden genel yerlere uygulayamıyorsak veyahut da hatırlamakta problem yaşıyorsak, yapacağımız şey çok basit. Ya anahtar kelime sayısını biraz artırmamız gerekir ya da sağ tarafı daha çok tekrar etmemiz gerekiyor. Tekrarlama açısından ben size şöyle örnek verebilirim ya da tavsiye de verebilirim. Tekrarlarınızı akşam uyumadan önce, yani herhangi bir bütün işlerini bitiriyorsunuz, hani işte kaçta uyuyorsunuz? Diyelim ki 11'de, 10'da uyuyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Sizin işiniz ne zaman bitiyor? Diyelim ki 9.30 gibi yatağa gidiyorsunuz. Size tavsiye tekrar için yaklaşık saat 9 gibi yatağa gitmeniz. Telefon, televizyon, her şeyle irtibatınızı artık kesmeniz. O gün çalıştığınız notlarınızı tekrar etmeniz ve sonra uyumanız. Hiçbir şey yapmadan. Daha sonra ise sabah uyandığınızda herhangi bir şey yapmadan yapacağınız ilk iş akşam çalıştığınız notları tekrar gözden geçirmek. Bakalım akşam uyumadan önce tekrar ettiğimiz şeyler sabahleyin aklımızda kalmış mı? Neden bunu size tavsiye ediyorum? Çünkü sizler veyahut da bizler uyurken zihnimiz hala çalışmaya devam eder. Ve uyumadan önceki pozisyonda olan şeyleri tekrar eder arkadaşlar. Sizlere bu oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu da size küçük bir tüyo olsun. Yansıtma. Arkadaşlar, şimdi biz bilgiyi aldık, not ettik sağ tarafa. Sol tarafa anahtar kelimeleri çıkardık. Sonra anahtar kelimelerden çıkıp sağ tarafı anlamaya çalıştık. Yani birkaç kelimeden çıkıp genel bilgiyi anlamaya çalıştık. Bu da okey. Ondan sonra yapacağımız basamak şu. Yansıtma basamağı. Peki yansıtma basamağında ne yapıyoruz? Arkadaşlar öğrendiğimiz bilgiler bizim kendi bilgimizle uyumlu mu uyumsuz mu buna bakıyoruz. Sadece ezberlemek yerine ya acaba burada ne anlatıyor? Ama ben bu konuda farklı düşünüyordum. Veyahut da şu, evet benim düşündüğüm şeyi destekliyor bu. Gayet güzel. Kendi kendinize, kendi fikirlerinizle, düşüncelerinizle yeni öğrenmiş olduğunuz şeyler nasıl bir ilişki kuruyor? Arkadaşlar, öğrenmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi de budur. Sadece ezberlemek size kısa vadede hafızada kalır. Ama onu bazı şeylerle ilişkilendirirseniz, işte geçmişteki bilgileriniz vesaire tarzı şeyleriyle, onun kalıcılığı daha fazla artar. Ve bu size büyük avantaj sağlar. Belki ilk başta biraz daha ekstra çalışmaya yol açabilir ama uzun vadede tekrar tekrar çalışmak zorunda kalmazsın. Yani uzun vadede bakarsan daha pratik, daha enerji ve zaman kazandırıcı bir yöntemdir bu gençler. Beşinci basamakta ise gözden geçirme var. Arkadaşlar biz hani en başta da şunu anlattık ya, tekrar etmek. Not tutuyoruz, okey tamam sıkıntı yok. Güzel de not tuttuk. Ama eğer biz bunu tekrar etmezsek dinlediklerimizin yaklaşık %70'i bir saat içerisinde, %80'i ise bir gün içerisinde gidiyordu. İşte bizim burada gözden geçirme dediğimiz basamak burası.
kendi çalışma düzenimize uygun olarak, kendi çalışma performansımıza uygun olarak belli günlerde veya haftalarda, işte günlük tekrar olabilir, haftalık tekrar olabilir, aylık tekrar olabilir, iki aylık tekrarlar olabilir. Sürekli bir tekrar etmemiz gerekir. Bu yapmış olduğumuz tekrarlar sayesinde öğrenme maksimum seviyeye çıkacaktır. İşte orası gözden geçirme kısmıdır. Belki ilk başlarda tekrar derken, yani A konusu diyelim, İlk hafta tekrar derken biraz daha fazla çalışırsın. Bir hafta sonra tekrar derken bir yarım saat daha çalışırsın. Bir ay sonra bir 15 dakika düşer. Ama A konusu yaklaşık 2 ay sonra tekrar ettiğinde birkaç dakikan alacak. Çünkü neden? Sen o konuyla alakalı doğru bir tekrar yaptın, doğru not tuttun ve düzenli bir şekilde devam ettirdin. Böyle olunca da sen birçok işi halletmiş olacaksın. Yani uzun vadede tekrar etmek çok kısa zaman alacak senden. Son basamaksa örnekleme. Arkadaşlar, örnekleme bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Neden örnekleme çok önemli gençler? Biz bir şey öğrendik. Okey, tamam, yeni bir bilgi, bilmediğimiz bir şey. Ama bu bize ne anlam ifade ediyor? Biz bunu uzun süreli hafızamıza nasıl tutacağız?